Uzan ve Kemal bir gelsinler. Gel Suzan'cığım, gel. İyi bayramlar tatlım. Bayramınız gayet sevgili mübarek olsun. Tatlım, Allah senden de razı olsun. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Hepimizin bayramımız. Aleyküm selam, iyi bayramlar. Sağ ol Kemal Beyciğim. Yayın hayatınıza başarılar dilerim. Sağ ol, teşekkürler. Şimdiden hayırlı bayramlar. Çok teşekkürler. Ben de sana evlatlarına sağlıklı ömür dilerim. İnşallah Nurhan'la ilgili gerçekler de ortaya çıkacak. İnşallah. Nurhan'ın eşi Savaş, amcası Emir gelsin lütfen. Gel Savaş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol canım. Teşekkürler, iyi bayramlar. İyi bayramlar ablacığım. Bayramlıklarına mı girdin? Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Ablacığım hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Emir. Teşekkürler. Abla iki dakika ben bir konuşayım ilk baş. Bir konuşma mı yaptık? Teşekkür borcumu söyleyeyim. Sizden öncelikle. Ay sağ ol. Pınar abladan, Doğanay abladan, Dursun abladan ve bütün çalışanlardan, burada bizimle ilgilenen gardiyanlardan. Gardiyan değil de görevli. Ben öyle diyorum. Görevli arkadaşlarımızdan. Ablalarından çok evet. Teşekkür ederim. Otel sahibinden, otelde çalışanlardan hepsine çok teşekkür ederim. Cümleten hepsinin bayramı mübarek olsun. Suzan yenge hariç. Bir şöyle bir şey Kemal söyleyeceğim. Kemal Bey'in de bayramı mübarek evet. Olsun mu? Ama Suzan Hanım hariç. Evet, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim abla. Ben başımı burada aşağı indirdiğimde kafanı kaldır, dik dur diyenler var. Allah hepsinden razı olsun. Onları çok seviyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler canım. İyi bayramlar. Abicim, bayram olduğu için bugün ses çıkarmıyorum. Aynı şekilde böyle olursa bence yayına çıkmam. Tamam. Size saygısız yapmak istemiyorum. Tamam. Geçelim lütfen karşıya. Kolay gelsin. Biz de sesimizi yükseltmek istemiyoruz ama bazen tabii yok abla neyse. Ses yükseltmede sıkıntı yok. Ben zamandan dolayı diyorum. Ha, zamandan dolayı. Ha, onu söylüyorsun. Tamam. Şimdi haklısın. Zaman zaman çok yer ayırıyoruz. Zaman zaman biraz daha kısıyoruz. Şimdi bugün de bazı bilgiler açıklayacağım ama bugün Nuransız kaçıncı bayram? Kaç bayram oldu Nuran gideli? Nuran gideli. Bu üçüncü bayram. Üçüncü bayram. Üçüncü bayram. Üç bayramdır kızın ortalıklarda yok yani. Sesini duymuyorsun. Yok yok, duymuyorum. Doğru dürüst. İyi de yani yok. Peki bayramlarda sen kızınla konuşur muydun? Çünkü tabii, kızın tabii. Kızın şeyden beni yalnız bıraktılar. Babam da yalnız bıraktı. Annem de beni hiç yalnız. Hiç öyle bir şey demiyordu. Yok ha? Yok. Öyle, biz babamla arayıp ya. Arayıp konuşuyor. Devamlı bayramlarda arıyorlardı. Ha bu da arıyordu. Şimdi o zaman bu da aradıydı. Şimdi doğru konuşacağım bu şeyi. Abla bu şeyken bu da arayıp konuşuyordu. Bayram diyorlardı yani. Altıncı bayram abla. Altıncı bayram mı? Doğru, iki bayram olarak düşünürsek. Ha. Altıncı bayram. Vay. Yılda bayram bir iki tane ya. He. Tabii tabii bayram, aynen doğru Ramazan doğru. Bayram. Ben yıl olarak düşündüm de. 4-6. Ama yok. Torunlarını özledin mi peki? Özlememim ya. Özleyeyim her zaman. Ne zaman özleyeyim. Nurhan gittiğinden bu yana gördün mü Nurhan torunları? Nurhan gittiğinden hiç? Bu yana birkaç sefer ben gittim geldim. Yani hani öteberi aldım. Ellerine öteberi eletiyordum. Son işte bunlara biraz fırça attı mı diye. O zaman da bir şeyler aldım götürümüdü. O zamanki şeyi geri verdiler. Ta kabul etmedi bu. Sen bana fırça atayım diye. Ama ne kadar oldu torunları görmeyelim? Haksızsam siz haksızsınız deyin. Ağız dalaşına eyvallah. Ama benim o 8 yaşındaki çocuğumun önünde bana saldırdılar, eline taş alıp. Aa, çocuğumu ağlatırlarsa ben onlardan ne geleni kabul ederim de onları ederim. Taş mı attın? Çocuğa yardım mı yapıyorsun? Anası bana iftira etti orada. O zaman kızdım da taşı kış ettim. Bana ne diye biliyor musun? Allah'ın emrine geldi, istediler. Bunu biz bir sefer bunu Kemal dedi şey etti. Hı hı. Ben de dedim ki bunlara. Ya adam dedim şey değilse dedim zamanım yok dedi. Şimdi şu anda kız vermeye şeyim yok dedi. Yaza attık yani yazın gelin yazın gelin dedi. Onlar da hemen gelir gelmez işim bağlamaya çalıştılar. Hı hı. Biz dedik vakti iki edin dedim. Adamın dediği zaman da gelin dedim. Ben demem de bu. Hı hı. Hayır demedim ki bağıra. Sen gel dedim bağ dedi. Resmen. Hı. Öyle dediği zaman kafam attı. Ya ben sana neydi öyle dedim. Öyle lafı konuşmadım. Sağ zaman tanı dedim. Adam sağ öyle dediyse zaman tanı dedim. Bu peşini bırakmam dedi o zaman. Bırakmam ama dedi. Ama yine de çocukların yanında babaya taş atmak olmaz yani. İşte ben öküden bir ödü attım. Yani bir biraz etkili çocukların yanında kontrol etmek evet. Lazım. Yani bu yanlış bir hareket yani. O yüzden yani. Hani çizgimi çektim bunlara. O zamana kadar ben bayramda da yanlarına gittim. Gittim yani. Ondan sonra ben çizgimi çektim. Tamam. Şimdi beni çok şaşırtan bir bilgi var. Siz de şaşıracaksınız. Yani biz bu bütün bilgileri bayram boyunca da elimize geçen bütün bilgileri canlı yayınlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hatta o bilgiye siz de çok şaşıracaksınız. Ama onun öncesinde Nuran'ın hiç görmediğiniz bir fotoğrafı elimize ulaştı. Yani hep şunu söyledim. Ya elinizde farklı fotoğraflar, bilgiler lütfen varsa en ufak bir şey bizi belki farklı bir yere götürebilir. Tabii. Şimdi o Nuran'ın fotoğrafını ekranlara getiriyorum. Çünkü amca da savaşta bir yerde yaşadığını düşünüyorlar. Fakat bu bir cinayet soruşturması. Bir fotoğrafını daha yayınlayayım. Bayramın ilk gününde canlı yayında. Belki bir göreniniz olur. Farklı bir açıdan Nuran'ın fotoğrafını görünce. Belki bir şey hatırlarsanız ya da köyden birileri vicdana gelir. Gördüklerini, bildiklerini paylaşır. O yeni fotoğrafını bayramın ilk günü açıklayalım, gösterelim sizlere. Buyurun lütfen. Instagram'a da koyar mısınız arkadaşlar?
giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Uyandım, uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet sen, ölümüm kalımım. Ben artık adam olamam bu derde düşeli. Sen bayan nihayet sen, ölümüm kalımım. Ben artık adam olamam bu derde düşeli. Arslan'a da bayramını kutluyorum. İşte sözleriyle, müzikleriyle programa destek oluyor. Onun da bayramı kutlu olsun. Sydney'de yaşıyor. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Çok sağ olsun, var olsun. Şimdi sen o, bu arada sevgili izleyiciler, fotoğrafı, yeni bir fotoğraf bu. Arkadaşlarım Instagram'a da koydular. Nuran'ı görenler, bir yerde rastlayanlar, çünkü Savaş diyor ki kaçtı gitti, aile diyor ki kaçtı gitti, Emir diyor ki hayatta. En ufak bir şey biliyorsanız, bir yerde de gördüyseniz, yaşadığını düşünüyorsanız lütfen ihbarlarınızı bekliyoruz. Lütfen, ama lütfen bu bayramın ilk gününde. Yani şuradan yürüsün çıksın gelsin, ama maalesef burada bir cinayet soruşturması var. Bütün kalbimle diliyorum inşallah yanılırız. İnşallah bu bir i̇nşallah. Yani cinayet değildir. İnşallah yaşıyordur bir yerde. İnşallah. Ama yaklaşık bir aydır yayın yapıyoruz. Bir haber yok. Belki bu bayram günü hepimizi sevindirirsiniz. Nuran'ın farklı bir fotoğrafını ekranlara getirdik. Ama Savaş, sen eşine bakarken ben karar veremedim sevgili izleyiciler. O gözlerde, Savaş'ın o gözlerinde özlem mi var? Hasret mi var? Yoksa bir nefret mi var? Yani ben karar veremedim. Nuran'a bakınca ne düşündün korku sen? Korku var, korku. Korku mu var? Korku var. Ben korku, yani Kemal Bey babası... Ben çocuğumu bir batakhaneye sattılar. Batakhaneye sattılar diyor. Yani böyle korku şey niye yapsın korku ki? Neden bakacak yapsın? Bakacak yüz yok daha, kalp gitmiş. Kalp gitmiş. Kalp gitmiş. Nuran'a bakacak bak, yüz yok. Sana bir şey diyorum bak, tamam mı bu bayram? Sen bana hiçbir şey söyleme. Vallahi billahi şu bayram günü söylüyorum sana. Tamam mı? Bunu da... Bir daha sakın onu karıştırma. Senden çok rica ediyorum Kemal Bey. Bu olay bir ortaya çıksın, tamam mı? Bakalım nasıl bakacaksın yüzüme. Bakacağım, onu da bakacağım. Ortaya çıksın kimin ne yaptı. O zaman bakalım basın yüzüme. Ablacığım ben bakışım... Ben çocuğumun öldüyse ölüsünü alacağım sizden, duruyorsa dirisini. Biz de onu araştırıyoruz. Ya beni de... Ben de
tehditle konuşma. Devlet ben tehditle konuşmuyorum. Devlet adaletini sağlar Kemal Bey. Gönlünü ne gittiyse demek? Ben de ona göre görevi yapacağım. Biz de ona uğraşıyoruz. Farkındaysan. Devleti aşabilirseniz sıra bana gelecek. Bak, aşamazlar. Devleti nasıl aşacaklar? Aşamaz. Aşarsan sıra bana gelecek. İnşallah adalet yerini bulur. Ama...